Bir şirketin hissesine veya hisse senedine sahip olmak ne demek? Bu videoda biraz bundan bahsedeceğiz. Hisse senedi. Herkesin aşağı yukarı bir fikri vardır. Ama ben bu videoda hisse senedi almanın aslında neyi satın almak olduğunu biraz daha somut bir şekilde anlatmak istiyorum. Bir şirketten hisse aldığınızda, yani o şirketin hisse senedini satın aldığınızda o şirketin kısmi sahiplerinden biri haline geliyorsunuz. Yani hissedarı oluyorsunuz. Peki Hisse senedinin tahvilden farkı ne? Bu iki sözcüğe sık sık aynı cümle içinde rastlarız. Hisse senedi veya tahvil alacağım veya hisse senedi ve tahvil işleriyle uğraşıyorum gibi cümleler duymuşsunuzdur. Tahvil aldığınızda o şirketin kısmi borç vereni oluyorsunuz. Kısmi borç veren. Mesela 10 lira değerinde başa baş tahvil alıyorsunuz diyelim veya 1000 lira olsun. Bu tahvilden alan sizin gibi 1000 kişi var hepiniz o şirkete biner lira borç vermiş oluyorsunuz. Toplam bin kişi olduğunuz için şirkete verdiğiniz toplam borç bir milyon lira ediyor. Bunun ayrıntısına girmeyeceğim çünkü bu videonun konusu hisse senetleri. Ama bu ikisinin birbirinden çok farklı şeyler olduğunu bilmeniz önemli. Birinde şirketin sahiplerinden biri, diğerinde ise şirkete borç verenlerden biri oluyorsunuz. Hisse senedi satın alarak neye sahip olduğunuzu daha somut olarak anlatmak için X şirketinin bilançosunu oluşturacağım. Bu X şirketi. X şirketinin bilançosunu yapıyoruz. X şirketinin varlıklarıyla başlayalım. Varlık kavramını kelimenin gündelik hayattaki anlamıyla düşünebilirsiniz. Varlık bir değere sahip olan şeydir. Gelecekte bize bir fayda sağlayacak şeydir. Mesela ev bir varlıktır. Bize birçok fayda sağlar. İçinde yaşayabiliriz, soğuktan, yağmurdan korunabiliriz. Araba bir varlıktır çünkü araba ile ulaşımımızı sağlayabiliriz. Nakit de bir varlıktır çünkü ihtiyaç duyacağımız şeylerle değiş tokuş edebiliriz. Birine verdiğimiz borç da bir varlıktır. Çünkü o kişi borcunu gelecekte geri ödeyecektir. Ama aynı borç borcu alan kişi için bir yükümlülüktür. Şimdi bahsedeceğiz çok soyut bir şekilde diyelim ki X şirketinin varlıkları bu. Bu varlıkların değeri de 100 milyon lira olsun. 100 milyon lira. Bu meblağ nasıl ve kim tarafından belirleniyor ona hiç girmeyeceğim. Ama varsayalım ki şirketin arazileri, patentleri, telifleri, nakti, binası ve sahip olduğu diğer her şey toplam 100 milyon lira değerinde. Gelecekte teşkil edecekleri değer bu. Diyelim ki X şirketinin bir de borçları var. Bu borçları tahvil çıkararak almış olabilirler mesela. Ayrıntısına girmeyeceğim. Bir miktar borç almışlar işte. Birlerine toplam 80 milyon lira borçları var. 80 milyon lira. Bir bankadan kredi almış olabilirler mesela. Tahvil yoluyla borç da almış olabilirler. Belki her biri 80 liralık 1 milyon tahvil çıkarmışlardır. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama kısmi borç verenden kastımı anladınız herhalde. Neyse, bu borç. Şirketin 80 milyon lira borcu var. Tüm yükümlülükleri de bundan ibaret diyelim. Normalde borç dışında da yükümlülükleri vardır ama işi basitleştirmek adına tek yükümlülüklerinin bu borç olduğunu varsayıyoruz. Zaten gerçekte de en büyük yükümlü genellikle borçlar oluşturur. Şimdi şirket sahiplerine kalan ne? Şöyle düşünebiliriz. Şirket sahipleri bu borçları ödemek için şirketi satacak olurlarsa ne olur? Şirket satıldığında eğer bu varlıklar gerçekten 100 milyon lira ederse şirket sahiplerinin eline 100 milyon lira geçer. Bu parayla önce borçlarını ödemeleri lazım. Yani 100 milyon eksi 80 milyon eşittir 20 milyon lira şirket sahiplerine kalır. Bunu da yeşilin başka bir tonuyla göstereyim. 20 milyon lira kalır. İşte buna öz sermaye deniyor. Öz sermaye Temelde konutsal öz sermayedeki öz sermaye ile aynı şey bu. 300 bin liralık bir ev almak için mortgage kredisi çektim diyelim. Kalan borcum 200 bin liraysa demek ki öz sermayem 100 bin liradır. Aynı şey yani. Açıkça gördüğünüz gibi varlıklar, yazacağım çünkü muhasebeye giriş mahiyetinde bir video bu. Varlıklar daima yükümlülüklerle öz sermayenin toplamına eşittir. Veya şöyle de düşünebiliriz. Eşitliğin her iki tarafından yükümlülüğü çıkartırsak, varlıklar eksi yükümlülükler eşittir, öz sermaye olur. Böylesi biraz daha akla yatkın geliyor. Bize kalan şey daima sahip olduklarımız eksi borçlu olduklarımıza eşittir. Şirket sahiplerine kalan da bu işte. Şimdi, ben bu şirketin hissedarıysam, bu pastada benim de bir payım var demektir. Ben bu kısmın yani öz sermayenin hissedarıyım çünkü. Mesela toplamda 2 milyon hisse varsa, X şirketinin 2 milyon hissesi olsun. Öz sermaye de gerçekten 20 milyon lira diyelim ve bu sayıların doğru olduğunu farz edelim. Her hissenin değeri kaç liradır? Öz sermaye 20 milyon lira olduğuna göre 20 milyon öz sermaye bölü 2 milyon hisse eşittir hisse başına 10 lira öz sermaye. Yani bu rakamlara güveniyorsak ve X şirketinin 2 milyon hissesi olduğunu biliyorsak her hissesinin 10 lira değerinde olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin gidişatını beğeniyorsak ve bir hissesini bu fiyatın altına bulabiliyorsak hemen alıyoruz. Biri bu hisseyi bizden bu fiyatın üstünde bir fiyatla satın almak isterse de belki satıyoruz. Bu anlattıklarımı biraz daha somut kılmak için gerçek bir şirketin bilançosunu inceleyelim ne dersiniz? Siz de benim tüm bunları kafamdan uydurmadığımı görmüş olursunuz böylece. Bu bilançoyu geleneksel finans kaynaklarından elde ettim. İsmini vermek istemeyen bir şirketin klasörlerinden çıktı bu belge. Bu şirketin hangi şirket olduğunu bilene ekstra puan. Bu şirketin gerçek menkul değer ticaretini gösteriyor. Yukarıda çizdiğim tablonun aynısını buraya da çizmek istiyorum. Bu tabloyu bu şirket için çizeceğim şimdi. Böylece anlattıklarımın gerçek hayatta da geçerli olduğunu görmüş olacaksınız. Öncelikle şirketin varlıklarını gösterelim. Bu da X şirketi olsun. Bu kutucuk da bu şirketin varlıklarını temsil ediyor. Bilanço'ya bakalım. Şirketin açıkladığı bilanço bu. 30 Haziran 2009'da açıklamışlar. 2008'deki bilançoyu da koymuşlar ama sırf karşılaştırılabilsin diye. Biz en yeni bilançoyu ele alıyoruz. Gerçi bunun da üstünden bayağı bir zaman geçmiş ama önemli değil. Öğrenmek için bakıyoruz sonuçta. Acaba yatırım yapsak mı yapmasak mı diye değil. Yoksa bir mali tablo için fazla eski bu. Neyse bakalım ne diyor. Toplam varlık buymuş. 30 milyon lira sayıları yuvarlayacağım. Toplam varlıkları 30 milyon liraymış. Başta cari varlıklar diye bir kalem var. Ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bunlar hala hazırda nakit olan veya bir yıl içinde nakde çevrilebilecek varlıklar. Mesela alacaklar. Bu şirketin alacakları demek. Başka şirketlerin bu şirkete olan borçları demek. Kısa süre içinde ödenecek borçlar bunlar. Mal stokları. Bunlar da mesela depoda hazır bekleyen, çabucak nakde çevrilebilecek ürünler. Diğer cari varlıklar, mesela hisse senetleri veya nakde çevrilebilecek buna benzer yatırım araçları. Bakın şirketin 18 milyon lira değerinde cari varlığı bulunuyormuş. Kolayca ve en geç bir yıl içinde nakde çevrilebilecek varlıkların değeri buymuş yani. Sonra mülk, tesis ve teçhizat geliyor. Arazi, bina ve makinelerden bahsetmiştim ya, o işte bu. Kim bilir başka ne varlıklar dahil bu kaleme. Belki telif hakları, patentler, neler neler. İşte tüm bu varlıkların toplamı 30 milyon lira ediyormuş. Şimdi gelelim yükümlülüklere. Şirketin 16 milyon tutarında cari yükümlülüğü varmış. Cari yükümlülük, bir yıl içinde nakit olarak ödenmesi gereken yükümlülük demek. Bu borç olabilir, kredi ödemesi olabilir, başka şirketlere yapılacak ödemeler olabilir. Olabilir de olabilir. Sonuçta bu yükümlülükleri bir sene içinde ödenmesi gereken borçlar olarak düşünmemizin hiçbir mahsuru yok. Bir de uzun vadeli borçlar varmış. 5,5 milyon lira tutuyormuş bu borçlar. Bu ikisini topladığımızda 22 milyona çok yakın bir miktar elde ediyoruz. Örneği basit tutmak adına 22 milyon yazıyorum. Yani bu şirketin 22 milyon lira tutarında yükümlülüğü var. Burası varlıklarıydı, onu da yazalım. Peki bu durumda öz sermaye ne olur? Bu basit şemada onu da gösterebiliriz. Öz sermayeye kalan 8 milyon liradır. Öz sermaye 8 milyon lira. Aslında bu hesabı onlar da yapmış. Bakın. Öz sermaye tam olarak 8.39. Yuvarlak hesap 8.4 milyon lira. Ama biz iyice yuvarlayıp 8 milyon lira diyoruz. İşte gerçek hayattan bir örnek. Diyelim ki şirket varlıklarının gerçekten 30 milyon lira olduğuna inanıyoruz. Bir hissesini kaç liraya satın alabiliriz? Toplam hisse miktarına böleriz. Bazı mali tablolarda bu şekilde verilir. Basit ve seyreltilmiş hisseler arasındaki farka çok fazla girmek istemiyorum ama rakamlar birbirine çok yakın. O yüzden hangisini aldığımız çok da önemli değil. Diyelim ki bu şirketin 2.78 milyon hissesi var. Defter kıymeti 8.396 milyon lira olduğuna göre bu hisselerin her biri bu arada defter kıymeti dedim ya defter bu işte. Deftere göre öz sermaye 8.4 milyon lira. Biz de öz sermayenin 8.4 milyon lira olduğuna inanıyoruz diyelim. O halde her hisse kaç lira etmeli? 8.4 milyonu Yuvarlak hesap olsun 8 milyon yazmıştım ama gerçek değeri 8.4 milyon. Bu 8.4 milyonu hisse sayısına yani 2.78 milyona bölüyoruz. İkisi de milyon bunların. 8.4 milyon lira bölü 2.78 milyon hisse bu rakamlara yani şirketin defterine inandığımızı varsayarak şirketin bir hissesinin defter kıymeti 3.02 liraymış. Her hisse 3.02 lira değerindeymiş. Hisse başına defter kıymeti buymuş. Şirketin gerçekten 30 milyon liralık varlığa sahip olduğuna inanıyorsak bu fiyatı makul kabul ederiz. Peki insanlar bu hisseler için gerçekten ne kadar ödüyor? Bu tabloda verilmiş. Bakın, son satış 2.58 liradan yapılmış. Demek ki insanlar bu şirketin hisseleri için az önce hesapladığımız rakamın altında bir fiyat ödüyor. İnsanların bu hisseleri 3 liranın altına satın almasının veya birilerinin bu hisseleri 3 liranın altına satmayı kabul etmesinin tek bir nedeni var. Özellikle hissesini satan kişi bu şirketin gerçekten 30 milyon lira tutarında varlığa sahip olduğuna inanmıyor. Şirketin varlıklarının 30 milyon liradan az olduğunu düşünüyor. Belki şirketin beklentileri pek iyi değil veya satışlar düşüyor kim bilir. Belki de alan kişi hissenin 3 lira değerinde olduğuna inanıyor. Bu yüzden 2.58 lira verip almak istiyor bu hisseyi. Hisse'nin değerinin artacağını düşünüyor çünkü. Burada başka ayrıntılar da sıralanmış. Mesela buradaki teklif. Nedir teklif? Biri çıkıp ben bu hisseye şu kadar para veririm demiş. Hisse için teklif edilen para yani. Talep nedir peki? Biri çıkıp ben bu hisseyi şu kadara satarım demiş. Bu da satıcının talep ettiği fiyat. Burada 52 haftalık dönem boyunca hissenin en düşük ve en yüksek satış fiyatları verilmiş. Yani yıl boyunca hissenin değeri 1.20 lira seviyelerine kadar düşmüş. O noktada bu hisseyi alan yaşadı. Çünkü şimdi bile 2.58 lira ediyor bu hisse. Ortalama hacim bir günde satılan yani el değiştiren hisse sayısını gösteriyor. Piyasa değeri bu terimi daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Piyasa değeri piyasanın şirketin öz sermayesine dair algısını temsil ediyor. Deftere göre şirketin değeri 8 milyon lira. Piyasa değeri ise bu öz sermayenin piyasaya göre değeri. Bu rakama ulaşmak için 2.58 lirayı alıp hisse sayısı ile çarpıyorlar. Yani 2.78 milyon hisseyle çarpıyorlar. Biz de çarpalım. 2.58 çarpı 2.78 eşittir 7 virgül biraz farklı çıktı. Muhtemelen yuvarladığım için. Ama şirketin piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira yani. Daha önce de söylediğim gibi piyasa bu hisseye 3 lira vermiyor. 2.58 lira veriyor. Yani piyasanın gözünde bu öz sermaye yaklaşık 7 milyon lira. Defter istediği kadar 8 milyonun üstünde desin. İşte böyle. Umarım bir şirketin hissesini almak ne anlama gelir kafanızda bir fikir oluşmuştur.